Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün telefonlar ve telefon planları, yani Türkiye'deki Telsim, Turkcell gibi telefon şirketlerinin fiyatlarıyla alakalı konuşacağız. Burada Galaxy'lerden başladık. Önce burada Galaxy S7 Edge var. Galiba Türkiye'de en çok satılan telefonlar arasında, yani bu ürün değil ama Samsung galiba şu an en çok satılan marka. O yüzden Samsung'dan başlamak istedim. Burada Edge var. Burada Galaxy Note 5 var. Bunların fiyatları, eğer T-Mobile denilen kampanyadan alırsanız aylık 32,5 dolar ödüyorsunuz sadece bu telefon için. Normal fiyatı diyor, 779 dolar diyor. 779 dolar. Ama bu kampanya alırsanız fiyatı 32,5 dolar ayda ödüyorsunuz ve 24 ay boyunca ödüyorsunuz. 24 ay sonra telefon sizin oluyor. Şimdi şu telefona bakalım ne kadarmış. Normal piyasa fiyatı 699 dolar. Galaxy Note 5. Ama aylık T-Mobile'den alırsanız 29 dolar 17 sent ödüyorsunuz aylık ve 24 ay sonunda telefon sizin oluyor. Tabi bunun haricinde telefonun faturasını ödüyorsunuz. Ekstradan kaç para konuştuysanız onu da ödüyorsunuz. Sadece bu telefon için ödediğiniz para. Evet, burada Samsung'un neymiş bu? Galaxy J7 bir modeli var. Aylık 10 dolar ödüyorsunuz. Piyasa fiyatı da 239 dolarmış. Evet. Şimdi şöyle bir gidelim. Bir tarafta bir bayan vardı. Onu rahatsız etmeyelim. Evet. Şimdi burada başka bir telefon var. Bu telefon arkadaşlar Motorola G'miş. Motorola G 32 GB'lık bir telefon. 5 megabayt kamerası var. Ondan sonra 5.5 inç Quad HD ekranı varmış. Şöyle bakalım. Kamerasına bakalım. Bakın şöyle bir kamerası var. Sanki gayet güzel gibi gözüküyor kamerası. Kamerası güzel gibi gözüküyor. Evet, aslında gayet güzel bir kamerası var. Motorola'nmış. Ben de uzun zamandır Motorola'nın telefonunu görmemiştim. Motorola G. Evet, şimdi bunun fiyatlarına bakıyoruz. Normal piyasa fiyatı 230 dolar diyor. Ve bunu Verizon satabiliyor ama Verizon fiyatını maalesef burada yazmamış. Ama piyasa fiyatı buymuş arkadaşlar. Evet, şimdi Verizon kısmındayız. Verizon Amerika'nın en büyük telefon şirketi diyebiliriz. En hızlı, en güçlü sinyal alan, her yerde çeken bir şirket. Ve şimdi ona benzer ürünlere bakacağız. Samsung Galaxy 7 aylık 28 dolara sizin oluyormuş. 24 ay sürüyor. Samsung J3 aylık 7 dolara sizin oluyor. Galaxy Note 5 aylık 29 dolara sizin oluyor. Ve devam ediyor. Burada değişik ürünler var, görüyorsunuz. Burada kasiyer var. Onu rahatsız etmek istemiyorum. Burada bir sürü Note 5'ten diğer ürünlere kadar her çeşit var. Burada güzel bir LG'nin tableti var arkadaşlar. Şöyle bir şey. Galiba pasportu biliyorsunuz. Adamın olabilir şimdi. Adamın ürününe dokun olabiliriz. Adam çünkü yan gözle bana baktı şu an. Ne yapıyorsun kardeşim? Yuh gibi. Evet. Adamı şimdi rahat bırakalım. Diğer tarafa doğru gidelim. Devam ediyoruz. Şimdi burada Sprint'in iPhone'ları var. Sprint ve iCell tarzı. iCell miydi? Biraz düşük kaliteli bir şirket diyebiliriz. Her yerde çekmiyor. Daha önce onu kullanıyordum. Gerçekten çok başım ağrıdı ve hemen bıraktım. Şimdi burada iPhone 6 Plus var arkadaşlar. iPhone 6 Plus. Yani Türkiye'de ikinci en çok kullanılan telefon herhalde Samsung'dan sonra. Daha önce en çok satılan telefon buydu. İnsanlar burada bayağı bir fotoğraf çekmişler burada. Yok, bunlar örnek fotoğraflar. Bunun fiyatını burada yazmamış.
pardon yazmış, evet. Şimdi iPhone 7 fiyatları var. iPhone 7 Plus'ın fiyatı, 32 GB'ın fiyatı aylık $32. Sam Sprint'le birlikte alırsınız. Yine iPhone, bu Verizon demiş, özür diliyorum. Bu Verizon fiyatı, bu Sprint fiyatı ve bu da T-Mobile fiyatı. Evet, üçünü aynı yere koymuşlar. Samsung 7 Plus, Verizon $32, Sprint de $32, T-Mobile $32. Fiyatlar hepsi aynı o zaman. Bir tanesine baksak o zaman yetecek. 7 Plus bu kadar. 7, sadece 7 olan, küçük ekranlı olan $27 diyorsunuz. 24 ay boyunca iPhone SE modeli, 64 GB hafızası olan bir telefon, $20 civarı. Evet. Şimdi şu galiba, evet, Türkiye'de daha şu an olmadığını zannediyorum. iPhone 7 arkadaşlar, Black Jet dedikleri en çok satılan telefon. Çünkü hala piyasada yok. Burada sadece retail store'larda var. Şöyle bakalım nasıl bir şeymiş. Evet. Farkı ne? Biraz şu ana home tuşu biraz farklı gibi gözüküyor. Onun haricinde ekran büyüklükleri aynı gibi. Şu kamerası çok farklı arkadaşlar. Kocaman dev gibi bir kamerası var arkada. Görüyorsunuz. İki tane kamerası olduğunu söylediler. Şu yandaki de diğer kamerası galiba. Küçük bir şey olan. Ama şık gözüküyor. Genel itibariyle şuna bakarsanız siyah. Çok şık gözüküyor. Evet, fiyatları da aylık şu modelin fiyatı $27 arkadaşlar. 32 GB'lık alırsanız. Ama bunun Plus'ını alırsanız, büyük olanını, şu kadar büyüklükteki olanı alırsanız bu da arkadaşlar $32 diyor. Arkadaşlar bu arada bu da iPhone 6S basmış, evet. 7 değilmiş ama bu iPhone 7. Buna eminim çünkü başka iPhone'un böyle siyah dış kasası olan başka telefonu yok. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Çekmemizi istediğiniz yerler, bölüm yahut ürünler varsa tavsiyelerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Amerika'dan bol bol selamlar.